Hep şunu söylerim, yazdığınız romanın kişisi ya da o kişinin içine düştüğü durum, olay, onun hayatta karşılığının olup olmadığına bakmanız gerekiyor. Yani birebir bir olayın siz çetelesini tutmuyorsunuz, bir kişinin hayatını yazmıyorsunuz. Ama eğer iyi bir gözlemciyseniz o olayın olmuş olduğunu ve o kişi öyle bir kişinin yaşamış olduğunu gözlemlemiş olmanız ya da duymuş olmanız bile yeterli. Ondan sonrası sizi ilgilendirmiyor. Onun kim olduğu, nerede yaşadığı, adının ne olduğu, yaşının başının artık siz öyle bir kişi var, öyle bir olay var. Ondan sonra siz hayal gücünüze sığınarak, bilginize, birikiminize, onun üzerinden neyi anlatmak istediğinizi düşünerek, tasarlayarak kurmaya başlarsınız. Aslında roman bir anlamda böyle bir yolculuk. Yani hayal gücü olmadan roman yazmanın çok mümkün olamayacağını söylemek isterim.